Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Tesettürün yani örtünmenin hikmetleri nedir? Eşyanın yani bir ismin eşyayı manasına göre dönüştürdüğü ilkesi var. Buna göre tesettürün sakladığı şey de kadını o örtünün cevhere dönüştürmesinde anlamını buluyor. Ve o mücevherin değerini koruması kendini örtmesi ve saklanmasıyla ilişkili olarak artıyor ve yükseliyor. Eşya ile kurulan ünsiyet o eşyayı kullanan yere göre değerli ya da değersiz kılıyor. Ona verdiğimiz isim onun sıfatlarını meydana getiriyor. Kazandığı her sıfat onun yerini belirliyor. Yüce Mevla'nın güzel isimlerinden olan Elsettar veya Essettar ıstılahi açıdan ayıpları örten, örtüleyen, gizleyen anlamlarına geliyor. Tesettür kelimesi de örtünmek anlamındadır. İçinde bulunduğumuz bu son zamana kadar şerefli olmanın nişanesi sayılan tesettür fıtratından uzaklaşmış insanlar için hiç de ne yazık ki öyle bir anlama sahip değil. Oysa toplumların tarihine nüfuz edebildiğimiz ölçüde gördüğümüz ve görebildiğimiz o ki normal olan Genel geçer olan, asli olan, esas olan nedir? Tesettürdür. Örtünmedir. Hatta tesettür kim milletlerde şeref derecesini belirleyen nişane sayılmıştır. Buna mukabil çıplaklık, açık saçıklık aşağılık alameti, aşağılanma sebebi olarak görülmüş ve tarih boyu neredeyse tüm milletler tarafından kınanmış, ayıplanmış. Kur'an-ı Kerim bize tesettürün tanınmak ve incitilmemek için tercih edilmesi gereken hayırlı bir yol olarak Ahzab suresinde haber verir. Tanımak ve incitilmemek şöyledir. Ey peygamber hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler. Bu onların tanınıp incitilmemelerine de daha uygundur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Bizi insan olarak yaratan ve insanı tanımlayan, böylelikle fıtratın ne olduğunu bize bildiren, bizi Müslümanlar olarak yaratan ve Müslümanı tanımlayan, böylelikle İslam'ı bize öğreten, bizi üryan olarak yaratan, bize namus ve şerefi aşılayan sonra Bizi örten, ayıplarımızı örten Rabbimiz mümin kadınların örtül olarak tanınmasını ve böylelikle tanımlanmasını istiyor. Yani tesettürlü olarak tanınmak sadece insanlar tarafından tanınmak değil, bütün mahlukat ve mevzu tarafından tanınmaya, incitilmemek vasfı ise sadece insanın zorbalıkları, kabalıklarına maruz kalmamak değil mahlukatın özenle davranmasına da işarettir. Tesettüre bürünmekle kendin Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olarak görmek eş değerdedir. Tesettürün bir başka baş hikmeti de kadının kendini korumalık olarak görmesi, korunmalık olarak görmesi. Böylelikle onu koruması gerekenlerin ayırt edebilmesini sağlamasıdır. Bu niyet kadının fıtratını, ve bu fıtratın niteliğini belirler. Korunması gereken bizzat korunmalık olan şey aynı zamanda kalkan olamaz. O kıymetli bir cevher olarak namusun ve şerefin taşıyıcısı olarak korunmayı kabul etmeli ve böylelikle namusu ve şerefi kendisine zinet edinmelidir. Fıtrata uygun olan bu hal gerçekleştirse inşallah kadını koruyacak ve ona kalkan olacak kişiler de etrafında bulunacaktır. Tıpkı Kaynuka oğulları kabilesinde hakarete maruz kalan hanım sahabiye sahip çıkılması gibi kendisine sahip çıkılır ve çıkılacaktır. Kadın tesettürle yani İslam'a uygun örtülmekle tavsif edilmiştir. Bu vasıf kadınlığın ne olduğunun öğrenilmesini sağlamış ve kadının fıtratındaki hayanın ve iffetin korunması şu sıfatla belirlenmiştir. Kadın örtünendir